yavrum? Kalesin body. Ay çok şükür. Doldu mu, doldu mu? Doldu işte, doldu işte. Kız, Leylek gelin. Ne oldu, doldu mu? Doldu, doldu. Hadi haydi, gözümüz aydın. Çok şükür. Allah analı babalı büyüsün oğlum. Sağ olasın baba. Hayırlı olsun oğlum. Sağ olun. Ay, ay dedem, dedem. Sağ olasın anam. Kupan olsun yengesi ona. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Şaban, oğlum. Herkese benden çay. Bir torunum daha oldu. Oo, uğurlu kademli olsun inşallah. Sağ olasın. Analı babanı büyüsün. Hep birlikte inşallah. Sağ olasın, sağ olasın. Allah acı keder göstermesin. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hadi. Selamun aleyküm efendiler. Aleyküm selam. Misafir kabul eder misiniz? Ne demek, ne demek? Buyurun şöyle, buyurun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Canım şöyle güzel bir çay istedi. İstediğiniz çay olsun beyim. Sağ ol. Doktor Cavit değilsin. Osman Çavuş. Gel hele gel. Yahu ne kadar sevindim bilemezsin. Doğru ya sen buralıydın değil mi? Otur hele otur. Ya Osman Çavuş. Neler yapıyorsun anlat bakalım. Hiç komutanım. Köyde ne edilir ki? Askerde öğrendiklerin burada köyde işine yaradı mı? Yaramaz olur mu komutanım? Sayenizde elimizden geldiğince herkesin yarasına koştuk. Hepsinin duası da ölmüşlerinizin ruhuna değmiştir komutanım. Osman Çavuş. Gel hele. Seninle bir konuşalım. Osman Çavuş. Buyur komutanım. Olanları anlatmak manasız. Vaziyet pek iyi değil. Hastaneler yaralı dolu. Gel otur hele. Beni de merkeze görevlendirdiler. Çok fazla yaralı var Osman Çavuş. Çok fazla. Senin gibi iş bilen eli çabuk elemanlara ziyadesiyle ihtiyaç var. Gel. Seni de Erzurum hastaneye götüreyim. Ama komutanım nasıl olur? Çoluk, çocuk. Olur. Pek güzel, pek de doğru olur. Sen çoluk çocuğu merak etme. Onları da aldırırız. Ben her şeye yardım ederim. Hadi
Hiçbir şeyi merak etme. Git hazırlan. Muhterem cemaat. Malumunuz olduğu veçile cepheden gelen haberler hiç de muvafık değildir. Köyümüzde gazilerimiz vardır. Bize anlattıklarına göre cephedeki askerimizin imkan ve mevcudu Rus'la kıyaslanmayacak kadar azdır. Yerimizi, yurdumuzu, ekinlerimizi, sürülerimizi muhafaza etmek şahsi ihtiyacımız olduğu kadar vatan vazifesidir aynı zamanda. Bir şeyi hususiyetle söylemek isterim. Zecri bir mecburiyet hasıl olmadıkça katiyen köyünüzü terk etmeyin. Hafızalarınızdan katiyen çıkartmayın ki bu torpakları sizden daha iyi bilecek, sizden daha iyi muhafaza edecek hiçbir kimse yoktur. Herkes çok iyi bilir ama bazı gafiller için bir defa daha anlatmak icap eder. Ecel zail olmasın. Ölüm insanı her yerde bulur. Kendine dikkat et bacı. Yeğenime iyi bak. Hadi hakkı helal et. Helal Turan dayı. Koca haklı canım. Sen git, ben git. Buralar sahipsiz ne olacak? He vallahi. Bundan başka köyümüz mü var? Gidelim. Ben bir yere cettim kardeşim. Serim gibi maşallah, hatır üstüne de pek yakıştı. Kemal yiğit delikanlı. Herkesin yapacağı iş değil canım bu. Sen bir ay olmadan Rus mermisini ye, kalk yine yürü. Genç adam canım, çabuk toparlandı. Genç olmayla ne canım, can bu. Hocanın da dediğini yabana atmamak lazım. Köyümüzü korumak görevimiz. Önümüz kış. Yedik, içtik, bitti. Seneye yine askere erzak lazım olacak. Kim nerede ekip biçip yetiştirecek? Bu da önemli bir vazife değil mi? Aha benim vazifem de bu kardeş. Yarın Urus köye geldiğinde başka vazifelerde düşüneceğiz. İş mi bu Kemal'in yaptığı? Daha yarası iyileşmeden koptu gitti cepheye. Ben hangisi düşeyim şimdi? Arhamda bıraktım sizi mi? Yoksa Kemal'i mi? Sen içini ferah tut kızım. Bizi hiç düşünme. Olur mu Ecana? İki kadın köyde ne dersiniz? Bize bir şey olmaz. Seni düşüneceğin aha bu bebek. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Osman Çavuş kendini ele kaptırmış ki biri bitir gelsin sıradaki. Öyle baştan savunaca da yapmayın. Yani işi layığıyla yapın. Köyünde de herkesin yarasını sarmış.
bütün hastalarla ilgilenmiş. Onun için hastanede benim yanımda öğrendiklerini hiç unutmamış maşallah. Maşallah, maşallah. Peki Adnan Bey. Yahu, Osman Çavuş'a bir yer, kalacak bir yer bulmak gerek. Ben o işi hallederim Cavit Bey, merak etmeyin siz. Sağ olasın. Osmanlı ordusu artık zayıf kaldı. Görünen o ki Rus askeri artık Erzurum'a girer. Müslümanlar ne yapar bilmem ama akıllı olmak lazım. Yani ben olsam durmam. Bir yol bulur giderim canım. Yer mi yok? Bana bak efendi. Kimsen bilmiyorum ama Osmanlı torpağında böyle laf edecek delikanlı da anasından doğmadı. Erzurum yol geçen hanımıdır ki her gelen girsin içeri ulan. Bunun bedeli çok ağır olur ha. Çal! Ya ne oldu? Azizi bıçak açmıyor. Bırak ya emoğlu. Bu Osman Çavuş'un da yaptığı iş mi şimdi? Ne demişti Sabri Hoca? Ey de kurban oldum. Esker her tarafta kırılır. Dünya yaralı var. Osman Çavuş da elhamdülillah tam bu zaman lazım bir adam. Esker çağırmış. Hiç gitmemek olur. Hiç Ahmet Ağa nereye gitti? Evi barkı ıssız kaldı. Ne olacak şimdi? Ya hele size bir çay getireyim de için aklınız başınıza gelsin ya. Niye durduk ki oğul? Dayı, bu taraflar pek teçin değil. Şu dayı onu bırak. Doğru değilsen de oğul. Ama bu arabayla biz o yolları nasıl aşalım? Dayı, bir şansımızı deneyek. İki aslan var yanımızda. Meraklanma dedi, Allah'ın izniyle varırız Erzurum'a. İyi. Madem öyle değilsiz, o zaman gidelim. Ya haydi. Hadi. Ho! Ho! Ho!
Ahmet. Ahmet oğul. Hem bu yollarda bu yükle bu arabayla gitmek mümkün değil. Çok zor. Doğru değilsen Turan Bey. Kar çok. Teker batır. İremçi. Yükü indirerek hayvanlara bırak. Yolumuz ile devam edelim. Ha? Haklısın dayı. De haydi daha. Haydi. Şatberunin, naya girtinani, çengirten kalen. Kana idalit, palar mı igla? Zen kuşatır, illank. Aslan gibi oğlumun acısından sonra bana bunu da yaşattın. Ben abi iki yetimle şimdi tek başıma ne yedim? Nene! Nene! Kalıp fakin! Tebiyaz kalıyı kovan! Nene! Ahmet! Amin! Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam. Hele bir çay ver lan. Hastaneye gidecek ha? Ah.
Rus ordusu inak yapacaklarmış deve boyuna. Yazık olacak bu Osmanlı askerine. Muhtar Pasa'nın dayanacak gücü kalmadı. Teslim olsa bari. Ya bir çay içemeyecek miyiz burada? Rus şehre girer. Yakıp yıkarsa... Muhtar Pasa ne yapar bilmem. Sana mı kaldı ulan Osmanlı'yı düşünmek? Muhtar Paşa ne ederse eder evvel Allah. Sen kendin şey bak. Olmuşa çare yok derler ya, Dori. Sonrasında hayat gailesi devam edir. Uşaklar olmasa alır başımı giderim. Nereye gidiyorsun Hacer abla? Ağaç yıkılmayınca yeri belli olmuyor kız. İnsanın kolu kanadı gireli. Etrafta eş dost olmasa insan o an ne yapar bilemez. Zaman içerisinde alışırsa. Ekmekti, uşaktı, öyle geçti işte. Her şey insanlar için be abla. Ama şu Urus burnumuzun dibinde oldukça bize rahat huzur yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Kız bazen şeytandır. Kuşan, çık cepheye, dal işlerine. Vur birkaç tanesini, sen de ölürsen öl. Aman abla dur hele. Sene gelene kadar adam mı kalmadı? Hepimize bir iş düşer elbet. Hem en mühimi hiç daha çocuklar büyüyecek. Biz de giderse her memleket sahipsiz mi kalacak? Doğru dersin kız. Sen bakma. Urus'a hıncından böyle köpürürüm ben. Efendim zahmet buyurdunuz. Bizi bahtiyar ettiniz. Sağ olun. Rabbim güç ve kuvvetinizi daim eyleye. Sağ. Malum. Cephelerden gelen son haberler iyi değil. Bazı haberler birbirini tutmuyor. Hal böyle olunca endişeleniriz. Bu sebepten size rahatsızlık verdik. Estağfurullah. Dedik ki şu meselenin aslı nedir? Nereye varır? Bunu bize bir açıklasaz. Hem biz bilgilensek hem de gelen ahaliye doğru mihmandar olsak. Böylesi memleket için hayırlı olur diye düşündük. Pek doğru düşünmüşsünüz. Bazı haberler bizce malum olan bazı kişi ve yerlerden kasıtlı olarak farklı bir şekilde yayılmaktadır. Ahalinin maneviyatını kırmak, orduya olan itimadını sarsmak düşmanın işini kolaylaştıracaktır. Bu konu çok mühim bir meseledir. Ziyadesiyle dikkatli olmak lazımdır. Evet, Kars muhasara altındadır. Askerimiz Alacadağ'da tutunamamıştır. Bunlar doğrudur. Fakat Kurt İsmail Paşa kuvvetleriyle Soğanlı üstlerinde birleşen ordumuz daha güçlü bir şekilde Deveboynu istikamlarındadır. Buraları daha da güçlendirerek yerleşmeye devam etmektedirler. Biliyorsunuz, milletçe buraları büyük gayret ve fedakarlıklarla bugünler için hazırladık. İnanıyorum ki bu istikamlar sayesinde düşmanın hesaplarını bozacağız. İyi de Bahri Bey, ne oldu da ordu deve boynuna kadar çekildi? Bu kolay anlaşılır bir şey değil. Kolay da olmadı zaten. Alacadağ'da, Yahniler'de ve Evliya Tepesi'nde yaşananlar öyle tarif edilebilir şeyler değil. Ortalık çamur. Bırakın top malzeme nakletmeyi, adım atmak hakikaten bir mesele. Ne tarafa baksanız Ruslar sürü gibi. Ordumuz yorgun, aç çoğu zaman, direnme gücü tükenmiş, sürekli yenilenen ve destek alan Rus saldırılarına karşı direnmek bu şartlarda mümkün olmadı. Bir kısım asker dağıldı. O halin karşısında Ahmet Muhtar Paşa Hazretlerinin çektiği ızdırap ne söyleseniz anlatılmaz. Şehitler tam olarak sayılabilmiş değil.
5000 kadar da askerimiz esir. Vah, vah, vah. Bu şartlar altında cepheyi orada tutmakta ısrar etmek askerin tamamen kırılmasına sebep olabilirdi. Rus hem çok kalabalık hem de kendi toprağına yakın olduğundan kolay destek almaktaydı. Bu nedenle kalan kuvvetleri toparlayıp düzenli bir şekilde geri çekmek en doğru yoldu. Ve Paşa Hazretleri de bunu yaptı. Burada daha güçlü ve müstahkem bir mevkide onları durdurmak daha kolay olacaktır. Peki şimdi esker mevcudumuz nedir? 15.000. 5.000 asker de Kars istikamlarında var. Bahsar altında değil mi? 8.000 kadar da Kars'ta tedavi görmekte olan yaralı askerimiz var. Durum hasıl olmuş, mesele anlaşılmıştır. Ben müsaadenizi isterim. Cepheye döndüm. Selametle. Ayağınıza sağlık. Beyler. Durum vahim. Durum vahim manzara arz etmektedir. Bahri Bey bizi üzmek istemedi. 50.000 kişilik orduya karşı 15.000 asker. Olacak gibi değil. Bu büyük bir imtihandır. Ben bu yaşıma erdim, Osmanlı askerini hiç böyle görmedim. İş başa düşünce herkes gazaya hazır olmalı. Vatan ve namusumuz tehlike altındadır. İmanımız sınanmaktadır bilesiz. Öyle dersin ama Müftü Efendi, herkes kendini düşünür. İmkanı olanların çoğu, çoluk çocuk Trabzon yolunu tuttu bile. Beyler, anlaşılmadı herhalde. Askerimize yardım edip düşmanı def edeceğiz. Ya da Erzurum'u Urus'a teslim edeceğiz. Daha doğrusu Ermeni'ye bırakacak. Eğer askerimize yardımcı olmazsak Erzurum'u bir daha hiç göremezsiniz. Duymadınız mı? Kalmış 15.000 asker. On beş bin bir. On beş bin iki. Efendiler, Rus ordusunu yığınak yaptığı besbellidir. Ancak hava koşulları bizim lehimizedir. Elimizdeki birliklerin idaresini doğru kullanırsak düşmanın üstünlüğü kâr etmez. Doğru söylersiniz paşam. Lakin askerin durumu vahim. Kar geliyor. Ama üzerlerindeki elbise hala yazlık. Erzak ikmali de gecikti paşam. Trabzon limanında araç sıkıntısı var. Kolay da düzeleceğe benzemez. Her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Beyler, paşalar, bu söylediklerinizi ben de bilirim, ben de görürüm. Elbette ki durum vahimdir. Lakin bu vatanın evlatları o üniformayı üzerlerine giymese de, elindeki silahları patlamasa da bu toprakları Rus'a çiğnetmez.
bekle. Dönüşü vardır zor sürgünlerinde. Bekle. Hatırla bizi dar günlerinde. Kararlısan, gidirsen. Giderim baba. Allah yardımcın olsun. Ahmet! Ahmet! Geldim ola, geldim. Bir nasihat gibi bu sancılı hasret. Miadını doldurup biter bir gün. Karanlık aydınlığa kavuşur elbet. Siz o gün bayramı kutlamayı görün. Daha ziyade sol canağı sağlam tutmak gerek. Oradan daha kolay çıkacaklarını düşünecekler. Arazinin durumu onu gösteriyor. Öyle görünüyor ama oranın da zorlukları var. Öyle kolay çıkamazlar. O bölgeyi iyi biliyorsun Bahri Bey. Oraların kontrolü sende olsun. Muhtar Paşa ile görüştükten sonra muhtemelen birimiz oraya geleceğiz. Emredersiniz paşa. Geldiniz paşam. Her şey iyi görünüyor. Ruslar bize göre daha kalabalıklar. Bizimkilerin de top desteği var. Hesabı öyle yapmak lazım. Kuvvetlerimizi dikkatli kullanmalıyız. Doğrudur paşam. Efendi baba, küpe su kattım. Sanki ben bilmirim. Kızım, kardeşim buraya getirseler senin haberin olmaz mı? Benim haberim olmaz mı ha? Gel hadi gel. Gazlı bezimiz hiç kalmamış.
Sen biraz çarşaf yırt da. O da bitince ne edeceksek. Bak, çarşaflar orada. Efendi baba, cepheden haber var mı? Yok kızım, yok. Cepheden haber yerine yaralı gelir. Neyse, sen işe bak da ben şu doktor Cahit Bey'le bir konuşayım. Kemal abi. Naim, neydin sen? Erzurum'a geldik. Biz de göçtük köyden. Ahmet ağabeyler de burada. İyiler mi? Hepsi iyiler. Beraber göçtük. Yolda anamı vurdular. Öldü anam. Ermeniler vurdu. Başın sağ ol. Köyden haber var mı? Dedem haber alır. Herkes yavaş yavaş göçür Erzurum. Uluslar önce bizim köye girecek derler. Sizinkiler hala köyde. Erzurum'a gelseler haberimiz olurdu. Çocuklar cephenin ortasında olmaz. Sonra veballerini çekeriz. Doğru söylersiniz paşam. Lakin onları buradan uzaklaştıramıyoruz. Her sabah ezan vakti hepsi buradalar. İşe de yarıyorlar. İşimiz çocuklara kaldıysa bu er meydanından yüzümüzün akıyla nasıl çıkarız? Paşam, ahali çok endişeli. Ordu da buralara kadar çekilince onlar da bir şeyler yapalım diyorlar. İyi de öyle başı bozuk olmaz. İkmal için indiğinizde ahaliyi doğru düzgün bilgilendirin. Olur olmaz hareketler hesapta olmayan zararlara yol açabilir. Yakınmış. Amurusun ne olacağı hiç belli olmaz. Ahmet abi. Hayırdır Naim, ne oldu ki? Ağabeyim, Kemal ağabeyi gördüm. Nerede gördün? Bu karargâhta. Ama siperlere indi. Ne andakinde? Bilmem. Onca siperin arasında. Peki nasılmış, iyi miymiş? İyi, iyi. Herkese selam söyledi. Sağ ol Naim, Allah razı olsun. Nene çok sevinecek. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Gazamız mübarek olsun. Deve boyunda harp başladı. Hele gel, otur şöyle. Hele bana bak. Sen nereden aldın haberi? Hastahanede duymuşum. İlk yaralar gelmeye başladı. Allah'a askerimizin yardımcısı olsun. Eğer Rus askeri deve boynunu geçerse... tövbe Erzurum elden gider. Demem böyle Müftü Efendi. Efendiler, desem de demesem de durum vahim. Baba.
Selamünaleyküm Hayat abi. Selam. Nasılsın sen? Allah razı olsun. Siz değilsiniz. Sağ ol. Sağ ol. Allah yayın işlemiyorsun. Selamünaleyküm. Vay aleykümselam. Buyur. Hoş geldin. Hiç de hoş gelmedin Mehmet Efendi. Haberler iyi değil öyleyse. İyi değil ya. Cephede durum çok vahimmiş. Rus, Osmanlı'nın iki katı. Asker ne etsin? Hastane ağzına kadar yaralı doldu. Allah hepsinin şifasını versin. Cephede içinlere de kuvvet versin. İşler zor. Oğlanlardan bir haber var mı? Yok Mehmet Efendi, yok. Hepsi de ana baba kuzusu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Kavaman Bey. Buyurun. Hoş bulduk. Haberler nasıl? Muharebe devam ediyor. Her iki tarafında zayiatı çok. Düşman bizden sayıca üstün. Allah yardımcınız olsun. Ama durumlar kötü gibi. Muhtar Paşa yaman bir komutandır. Dere boyunu düşmana vermez. Doğru söylüyorsun doktor bey. Savunmamız iyidir. Bir aksilik olmazsa birkaç güne kalmaz Rus geri çekilir. Eğer aksi bir şey olursa da Rus şehre girer, evimizin ocağımızın üstüne oturur. Kumandanım, asker hazır. Sevkiyat başlasın mı? Tabii. Bir an önce cepheye gitmemiz lazım. Emredersiniz kumandanım. İlk yardım malzemeleri hazır mı? Hazır tabii. Lakin gazlı bez yoktu. Bolca çaput bezi koyduk. Hastanede de onları kullanıyoruz. Anlıyorum doktor bey. Bir su hazırla da çimeyim. Hoş geldin oğul. Cephede durum nasıl? Vallahi eser direnir ama Rus Osmanlı'nın iki katı. Allah kolaylık versin. Nurullah'la mı geldin? Yok, o gelmedi. Ben size haber getirdim. Kemal'den haber getirdim. Gördün mü Kemal'imi? İyi mi? İyiymiş. Ben görmedim. Trondheim'in torunu görmüş. Bana söylediler ama o kalabalıkta bulamadım. Haydi oğlum gidelim.
Ahmet'im. Ne olur kendinden dikkat et. Oğlumuz için. Benim için. Bebeğimiz için. Kemal'imi görsen ona da böyle sarıl benim için. Ben duyarım kolsun. Uçaklara iyi bak. Hey başkan! Koş! Esselamun aleyküm. Sağ tarafın durumu çok kötü. Acele yardım sevk edin. Komutayı da elinize alın. Allah kabul etsin. Naim! Naim! Çekil! Naim! Naim! Naim Yeşil! Vallahi Yeşil! Doktor! Paşam! Rıfat Paşa yaralanmış paşam. Derhal intikal ediniz. Görevsiz olun. Emredersiniz. Aferin evlatlarım. Yürüyün aslanlarım. Paşam, Akif Paşam vurulmuş. Ne yaptı bu aptallar? Bu kadar şuursuz saldırmak olur mu? Tuzağa düştü sersemler. İskeri emir dinletmeyi beceremeyen zabitlerle muharebe kazanılmaz. Ne şuvarın gibi berbat ettiler. Ameliyata dayanamadı. Kurşun çok derine girmiş. Kurtaramadık. Başımız sağ olsun. Ay! Ocağımı söndürdün Bozkov. Ocağımı söndürdün. Yetmedi mi ha? Yetmedi mi? Ciğerimi dağladın. Yağlı kurşunlara gireceğim Bozkov. El etme, el edin, el
bekledim. Aynalı beşikte uzun bebek benim. Aynalı beşikte canan bebek benim. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi canım, buna ne çare? Gitti de gelmedi huzum, buna ne çare? Arkadaşlar, bugüne kadar maşallah görevinizi tam ve eksiksiz yerine getirdiniz. Hepiniz sağ olun. Bu savaş hepimizi çok zorlayacak. Ben bazı arkadaşlarda hafif de olsa yorgunluk ve moral bozukluğu görüyorum. Herkes yorulabilir. Ama bizim yorulmamız kabul edilemez. Düşmanın morali bozulabilir. Ama bizim moralimizin bozulmaması lazım. Deve boyunda ölüm kalım savaşı sürüyor. Bu savaşı ancak topyekün direnerek kazanabiliriz. Bu direnişin en hassas noktalarından birini biz işgal ediyoruz. Sizden ricam, üzerinize düşen vazifenin ağırlığını bu anlayışla taşımanızdır. Öyle değil mi arkadaşlar? Hepimizin çoluğu çocuğu var. Eskere gittik. Ne istedilerse verdik. Tabiye yardım ettik. Daha ne yapık? Ya şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Neye toplandık? Vallahi arkadaşlar, gözlerimle görmüşüm. Gelirken Kars kapısına asker yığılmış, bağırıp çağırırlar. Deve boynunda yine bir bozgun olmuş besbelli. Tamam Şükrü Bey, anladık. Şu anda ne yapmamız lazım? Onu söyle. Vallahi ben diyorum ki, burada bulunan zat-ı muhteremlerin namına paşa hazretlerine bir erzuhal yazak. Yazak da ne yazak? Şöyle yazak. Mukadderat. Deve boynunda düşman durdurulamadı. Bu durumda Urus askeri şehre sulh ile girsin ki ortalık yıkılıp yakılmasın. Çoluk çocukumuz fazlaca zarar görmesin. Ya da paşa hazretleri şehre uzak bir yerde cepheyi kursun, orada durdursun düşman askerini. Gördüğünüz bölge Deve Boynu. Burayı ele geçirmenin önemini kavrayabildiğinizi düşünüyorum. Şu meşhur Tabyalar ve Erzurum. Hepsine artık bu kadar yakınız. Yaklaştıkça işimiz zorlaşıyor. Buraya gelinceye kadar büyük zorluklar açtık. Peki burada gözümüzü korkutan nedir? Anlayamadım. Efendim, öncelikle meşhur diye nitelendirdiniz. Tabyalar, savunma kabiliyeti son derece yüksek. Girilmesi neredeyse imkansız bir şekilde yapılmış. Zaman ve şekil gerçekten iyi planlanırsa savaşta zapt edilmeyecek kale yoktur. Anlıyorum. Buradan Trabzon ve diğer lojistik yolları da kontrol altında tutabiliriz. Ama biz de bu konuda çok rahat olmayacağız. Kış bizi de zorlayacak. Endişelerinizi anlıyorum arkadaşlar.
Ancak ben bu işi sizin düşündüğünüz kadar uzatmak niyetinde değilim. Derhal yerli Ermenilerden birileriyle temas kurun. Buradaki varlığımız onları mutlu etmiştir. Tabiyalara giriş planımızda onlara çok iş düşecek. Küçük, çok küçük bir savaş hilesi yapacağız. Deve boynunda yaşanan acı olayları düşünmekten ızdırap duymaktayım. Lakin üzerine durmak mecburiyetindeyim. Bir kere hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Ve vatan borcumuz ortaktır. Askerlikte ve hususiyetle savaşta asker asker gibi, komutan komutan gibi olmayı beceremezse muharebe kaybedilir. Bundan sonra yapılabilecek her hatanın vebaline müdrik olarak hareket etmek zorundayız. Paşam, deve boynunda yüksek askeri meziyetlerinize layık olamadık. Zat halinizden ve yaşadıklarımızdan öğrendiklerimiz hepimiz için ağır bir ders olmuştur. Emrinizde ölmeye hazır olduğumuzu bilmenizi arz ederim. Albay, ben sizden ölmenizi değil, bu vatan için yaşayıp savaşmanızı istiyorum. Gelin bakalım, kıyafetleri bir göreyim. Eğer istediğim kıyafetler gelmezse birlikte çalışmamızı gözden geçiririz. Güzel, kıyafet tamam. Şimdi söyleyeceklerimi aklınızdan kesinlikle çıkarmayın. Ve diğer arkadaşlarınıza da aynen bunu böyle söyleyin. Görevini son bulana kadar sadece size ne söylendiyse onu yapacaksınız. Fazladan hiçbir şey yapmayın. Göreviniz nöbetçileri aldatıp etkisiz hale getirmek. Osman Çavuş, bu iş böyle olmayacak. Ağır yaralılar için mutlaka kalacak bir yer bulmak gerek. Hafif yaralılara gidip gelip bakarız. Doğrudur. Hava daha da soğuyacak. Tedbir almamız lazım. Sen kötü görünüyorsun. Git dinlen. Yok, iyiyim, iyiyim. Hem dinlenecek zamandır komutan. Ben şu yaralılara bir bakayım. Peki Osman Çavuş, peki. Yenge Osman Çavuş seni hastahaneye işti. Ne oldu? Çok mu yaralı var? Çok yaralı var, çok. Tamam, hemen gelirim. Cemal, hadi hazırlan oğlum. Hacer ablaya gidiyoruz.
Gönlümle biraz... Efendi babam hastaneye çağırdı Hacer abla. Çocukları sana bırakayım dedim. Hastane yarıldan geçinilmiş. Git kız git, git. Allah şifalarını vere. Allah yardımcıları ola. Keşke ben de gelebilseydim de bir işe yarasaydım. Ver bebeği ver. Sen çocuklara bak yeter Hacer abla. Hmm. Ben senin için de çalışırım. Hadi oğlum, uyum gelirse uyu he mi? Ben de bunu bekleyeceğim. Tamam oğlum. Gel. Hadi Hacer abla, gaz al. Sen? Yorgunum kızım. Sanki hastalanacak gibiyim. Yatırdıkların da hali kötüydü. Şimdi daha iyi gibi. Hele bir kendine gelsin. Sağ olsun. Doktor Cavit çok uğraştı. Kim öyle? Çavuş. Nasıl oldun? Bir şükür. İyiyim beyim. Ayaktayım. Sen hiç aynaya bakmaz mısın? Üstünü değiştir hemen evine git. Ama beyim. Vakti geçiriyorum. Osman Çavuş. Bismillah. Peki beyim. Beyim. Bizim oğlan Kemal. Durum nedir? Allah'tan ümit kesilmez. Biz elimizden geleni yaptık. Allah'a ekber. Hadi kalk eve gidelim. Gördün işte kardeşim. Doktor Cavit'le de konuştum. Yapacak bir şey yok. Efendi baba kurban olayım Kemal'imin yanında kalayım. Onun nefesini duyayım, saçına dokunayım. Peki kızım, peki. Madem çok istersen. Allah razı olsun. Çocuklar Hecer'de mi? Oradalar.
Sağ ol bacım. Canlandı, gördüm. Vallahi gördüm. Bir bakıver doktor bey, kurbanın olayım. İyiyim maşallah. Daha iyi olacak inşallah. Biraz daha açılırsa eve götüreyim mi doktor bey? Az daha iyi bakarım bak ya. Olmaz. Sen babana bak hele. Çocukların da var. Bize de yetişiyorsun maşallah. Kemal bizim askerimiz. Ona biz bakarız. Sen hiç merak etme. Ne gerekiyorsa en iyisini yaparız. Biram doktor bey. Allah senden razı olsun. Baba, bu ne abi? Ne oldu? Dışarılarda hastalandım. Nene yok mu? Hastaneye gitti. Kemal'i yaralı getirmişler. Ben hemen giderim baba. Ay gibi. Ben eve götüreyim dedim ama Cavit Bey koymuyor. Hele ben de bir göreyim. Fazla eylemiyor. Babam durumunu hiç beğenmedim. Aklım onda kaldı. De hadi. Bizi şehre almadılar. Komutan da buraya gönderdi. Varola. Varola. Savaşta taktik önemli. Matematik önemli. Muhtar Paşa sağ tarafı da sol tarafı da iyi idare etti. Ama nafile. Emirlere uymayınca asker dağılır işte böyle. Rus'un bozgununa uğradık. Allah'tan yorgun düştüler de pek üzerimize gelemiyorlar. Kumandanım, Rus'un ne zaman ne yapacağı belli mi olur? Bugün yarın Trabzon'dan yola çıkan asker de İkmal-i Aşe'de burada olur. Sonrası Allah kerim. Müzik
Uruslar Azize'ye girmiş. Hayırdır? Uruslar Azize'ye girmiş. Gönüllüler Mecliye tabiasında toplanır. Haber atmaya geldim. Tamam Emin. Koşanıp hemen gelirim. Tamam. Çocuklar da babam da sana emanet. Bırakma kendini, kurban olayım. Acele yaz. Ahmet Muhtar Paşa Hazretlerine. Düşman Azize tabiasına girmiştir. Görevimizin başında emirlerinizi bekliyoruz. Stop. Albay Bahri. Paşanın emirleri hanın da elimde olsun. Barış üstüne. Nasıl oldu bu iş? Paşam, bir Ermeni çetesi askerimizin kılığına girip nöbetçilerimizi gafil avlamış. Ve maalesef karanlıktan istifade edip sızmışlar. Kansızlar. Tabiye derhal muhasara edilsin. Bütün yaklaşım yolları kontrol altında tutulsun ve de kuş dahi uçurtulmasın. İçerideki durumu öğrenmenin bir yolu olmalı. Evet paşam. İçeride ihtimal sıkışmış vaziyette teslim olmamış askerlerimiz vardır. Evet. Evet. Durum anlaşılmadan hiçbir şekilde top atışı yapılmasın. Sadece görünen hedeflere ateş edilsin. Başüstüne paşam. Rabbim, onları bana sen verdin. Yine sana emanet ederim. Beni bağışla.
Kumandanım, bir saat daha dayanacak gücümüz yok. Biliyorum yüzbaşı. Fakat direnmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Benim bildiğim Muhtar Paşa bizi burada bir başımıza bırakmaz. Dikkat! Askeri ikiye ayırın. Sağ ve sol kanatlardan saldıracağız. Telefon hattı yok. Haberleşecek zaman da yok. Azize'de asker kırılmakta. Acele edin. Emredersiniz paşam. Hepsi ateşin içine düşecek. Yahu bir şeyler yapmak lazım. Şükürler olsun. Bu halk Erzurum'u da, bu güzel vatanı da sonuna kadar hak ediyor.
El etme eledim, ellük eledim. Aynalı beşikte kuzum, bebek bebelim. Aynalı beşikte canan, bebek bebelim. Büyüttüm besledin, asker eyledin. Gitti de gelmedi canan, buna ne çare. Gitti de gelmedi kuzum, buna ne çare. Thank you.